Katılım Evim, İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Ailemizde bir ergen varsa bugünkü konu başlığımız ve ailesinde ergenlik döneminde bir aile ferdi bulunanlar bu yayına dedik. Başlığımızı bu şekilde attık. Programımızın birinci bölümünde ergenlik dönemi, ergenlik dönemi gündeme gelmeden alınacak bir konudur dedik. Bunun altını kırmızı kalemle, fosforlu kalemle, her türlü kalemle çizdik. Bu aslında bu yayının manşeti. Ergenlik dönemi, ergenlik döneminde gündeme alınacak bir konu değildir. Çocuğunuz doğduğu andan itibaren gündeminizde olması gerekli olan bir konudur hatırlatmasını yaparak başladık. Büyüme dönemlerinden bahsettik. Anne karnında bir büyüme dönemi olduğunu, insan canlısının yaşamında ikinci büyüme döneminin, ikinci böyle bir koza döneminin ergenlik çağında yaşandığını anlattık. Ergenin özelliklerinden birazcık bahsettik. Kendi fikri önemlidir dedik. Kendini sürekli aynada bakar dedik. Herkesin kendine uymasını ister dedik. Anne babaya düşen görev bu dönemde artık ta ki yıllardır 13, 14, 15, 9, 12 artık neyse her çocuğun çünkü ergenlik dönemine girme yaşı farklı olabiliyor. Bu yıllar içerisindeki aktif olan anne babanın artık pasif duruma geçebilme becerisini gösterebileceği bir dönem olması lazım bu dönem dedik. Ve bu dönemde ergene ne oluyor biraz onu anlattık programımızda. Ergenin en önemli duygu ihtiyacı aidiyet duygusu olduğunun altını çizdik ve nöron budanması hususunu anlattık ki burayı da çok önemli bir şekilde böyle fosforlu kalemlerle üstünü, altını, yanını, sağını çizdik ve sohbetimizde buraya kadar geldik. İyi özetledim evet, mi? İyi özetledim. Bayağı da güzel konuşmuşuz maşallah. Hı hı. Ben şimdi şey kısmından da biraz bahsedeyim. Ergenlik döneminde ebeveynlerin yaşadığı belli sıkıntılar var, belki çözüm aradıkları. Şimdi bir tanesi ergenin beslenmesi. Ergenlik döneminde böyle fast food tarzı dediğimiz yiyeceklerin biraz daha ergenler için daha fazla olmaya başlaması, yani daha çok istemesi. Hani ev yemeğinden, evde ailesiyle yemektense arkadaşlarıyla dışarıda işte pizza yemek, hamburger yemek falan gibi şeylerin ergen için daha ön plana çıkıyor olması, daha önemli hale gelmesi. Ergenlerin aslında bir noktada sağlıklarıyla ilgili, yani o ciddi gelişim olan dönemde sağlıklarıyla ilgili problem yaşamalarına da neden olabiliyor. Şimdi bunun sebebi de yani ergenler niye böyle fast food yiyeceklere, böyle daha şekerli içeceklere yöneliyorlar? Bu da aslında tamamen demin az önce bahsettiğimiz dopamin aktivasyonu ile ilgili bir şey. Çünkü vücuda alınan şeker ve glisemik indeksi yüksek o karbonhidratlı yiyecekler hemen vücutta şekere dönüştüğü için kısa sürede haz veriyor. Hmm. Ne dedik? Ergen haz peşinde. Bu gıdaya da yansıyan bir şey yani. Hani sadece hayatın içindeki hazlar olarak değil. Aynı şekilde telefonda arkadaşlarıyla konuşması ya da işte bilgisayar başında bilgisayar oyunlarıyla, konsol oyunlarıyla böyle çok vakit geçirmek istiyor olması yine aynı dopamin aktivasyonuyla ilgili hazza yönelme ihtiyacını bize gösteriyor. Peki bu süreçlerde ne yapalım? Tamam, hani sebebini anladık, çözümünü nerede bulalım? Bir kere kesinlikle bir aile kültürü oluşturmak, konu yemekse de konu iletişimse de aile kültürü oluşturmak ve bunu oturtuyor olmamız önemli. Ne gibi? Mesela gençler her gün dışarı arkadaşlarıyla çıkmıyorlar. Zaten normal bir okul süreçleri var. Genelde hani buluşacaksa, bu pandemi sürecinin dışı için konuşuyorum. Şu an hiç çıkamıyorlar da. Hani normal zamanlara baktığımız zaman hafta sonu arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Haftada bir gün ya da iki gün. Diyelim ki haftada bir gün ya da iki gün işte hamburgerdir, pizzadır gibi bir yiyecekler o gruba ait olma hissiyle birlikte yiyecek olsa onun sağlığı çok etkilenir mi, çok bozulur mu? Diğer beş gün iyiyse o kültür bir şey olmaz. Yani çok endişelenmemize gerek oluşturacak bir durum oluşturmaz. Bizim evdeki yemek kültürümüz doğru bir yerdeyse. Ama biz de eve sürekli çikolatalar, şekerler, cipsler bilmem neler alıyorsak, bu çocuk zaten hafta içi evde de sürekli bunları buluyor ve tüketiyorsa ya da yediğimiz normal pişirdiğimiz yemekler tencere yemeği formatından ziyade daha çok hazır, dondurulmuş vesaire gıdalarsa o zaman işte ciddi alarm vermeye başlıyor sistem. Biz ne yapacağız? Sadece ergene yönelik değil, kendimizin de normal o tencere yemeği
kültürü dediğimiz o ailece yemek yemek, oturmak, sağlıklı gıdalarla beslenmek, hele ki evde bir ergen varsa bu bir aile kültürü olmalı. Yani bu çocuk evindeyken dolabı açtığında öyle kola falan bulamasın yani. Hı hı. Siz de bunu tüketmeyin. Zaten hani çocuğa zararlı da yetişkine yararlı mı? Yok. Yani ben orada nefsime söz geçiremiyorsam ondan geçirmesini nasıl bekleyeceğiz? Mesela geçen gün TRT'deki yayında Ayça Hanım çok kıymetli bir şey söyledi. Benim de tekrar fark etmeme sebep oldu. Kendisine de selam göndermiş olayım buradan. Şekerli bir içecek dedi. Vücut için, hani çocuk için zararını düşündüğümüz zaman sigara nasıl zarar veriyorsa öyle düşünelim dedi. Yani bir anne çocuğuna ne yapayım sigara istiyor diye gidip sigara alıyor mu, veriyor mu? Aynı şekilde bunları da vermemesi lazım. Yani zararın bu ölçüde büyük olduğunu ve bu kadar önemli olduğunu mevzunun bilincinde olmamız lazım. Burada da ne yapacağız? Aslında ergenlikten öncesi içinde, hani şu an ekranları başındaki izleyenlerimiz, evimizde biz sağlıklı beslenme kültürünü yerleştiremiyorsak sonra dışarıda ondan bir şey beklememiz çok gerçekçi değil. Evimizde bu kültür yerleşikse çocuk dışarıda arada bir kaçamak yapsa bile arada birler sistemi öyle çok bozmaz. Bozmaz. Sürekliler ve yıllar boyu süre gelenler sistemi bozuyor. Yani burası önemli. Şimdi teknoloji anlamında da aynı şekilde. Bak bizim evimizde de bir ergen var. Evet, videolar çekmeyi seviyor. Arkadaşlarıyla oyunlar oynamayı seviyor. Ama burada ne yapıyoruz? Ona yavrucuğum artık bunu kapat derken bir gerekçe sunarak bunu yapmak. Yani bunu kapat, bunu kapatmanın altında benim şu an hayır kapat diyor olmamın altındaki sebepler bunları. Yıllardır konuşuyoruz. Hani bugünün mevzu değil bu. Yıllardır konuşuyoruz. Açıyoruz, Yeşilay'ın sitesinden okuyoruz. Ben bir araştırmaya denk geldiğimde teknolojinin zararları açıyorum, okuyorum. Ya da işte yatmadan önce 2-3 saat mavi ışık artık evde olmamalı sağlıklı bir uyku için. Bak bunun araştırması. Ben mesleğim gereği bunu zaten biliyorum ama ben bunu biliyorum, ben annesi olarak da söylemiyorum. Bak diyorum, araştırmasını ya da bir kitapta bunu okurken paylaşıyorum. Bu bilgiler hep zihninin bir köşesinde olduğu zaman orada sen ona bir sınır koyduğunda belki sana sinirleniyor iç dünyasında. Ya ne var ya, yapıyoruz, herkes yapıyor falan gibi. Ama aslında bir yandan bağ da kuruyor, biliyor musun? Çünkü sen şu bilgiyi verdin, bu senin için zararlı. Ben o yüzden seni bundan geri tutmaya çalışıyorum bilgisini verdi ya. İçten içe haz alıyor, şu hazda alıyor. Annem beni önemsiyor. Babam beni önemsiyor. Ekranları başındaki izleyenlerimiz şu konuda hiç çekince yaşamasınlar. Bir sınır ya da kural koyduklarında, gerçekten gencin menfaati için bunu yaptıklarında, kendi nefisleri için değil, gerçekten onun sağlığı için bunu yaptıklarında, o sırada genç mutsuz gözükebilir alınan bu karardan. Çünkü hazdını engelledin, anlık hazdını engelledin. Ama hatta çıkışabilir, sen ne biçim annesin babasın ya, işte arkadaşlarımın aileleri hep izin veriyor, sen vermiyorsun. Hiç kişiselleştirmeyin ve bundan hiç üzülmeyin anne babalar. Bilakis mutlu olun. Neden biliyor musunuz? Bir yandan da çocuğunuz sizinle bağ kuruyor. İleride diyecek ki, belki orada ergenliğin hormonal haliyle algılayamıyor ama ileride diyecek ki ve hissedecek ki annem babam beni önemsedikleri için yapıyorlarmış. Yeter ki bizim aldığımız kararlar ve durduğumuz nokta buna dayansın. Yani önemsiyor olmaya gerçekten dayansın. Laf olsun diye. Ha, laf olsun diye ya da ben, o benim dediğim olur, ben anayım babayım, benim otoritem konuşur. Hani nefsani sebeplerle yapıyorsak orada ilişkiyi bozuyoruz. Ama sebep buysa burada şahane bir aslında kolektif bir o aidiyet hissinin de tohumlarını atmış oluyoruz. Burayı önemsiyorum.